Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Legolarımızla ilgili ön bilgiler vermek istiyorum. Bizim satmış olduğumuz Legoların farklı farklı boyutları var. Bu ilanımızda standart Lego. Standart Lego dediğimiz bizim en çok Türkiye'de çocukların en çok tercih ettiği Lego stilidir. Bununla ilgili bazı ölçü bilgileri vereceğim. Müşterilerimizin herhangi bir yanılgıya düşmemeleri için ürün kendilerine ulaştığında herhangi bir mağduriyet, işte ben bunu büyük diye düşünmüştüm veya küçük diye düşünmüştüm algısına girmemeleri için aydınlatıcı bilgiler veriyoruz. Bu legolarla biliyorsunuz işte binalar yapılabiliyor, apartmanlar yapılabiliyor, arabalar, trenler, pek çok uçsuz bucaksız aktiviteler yapılabiliyor. Bu ürünlerin bazıları böyle kutu içerisinde, bazıları da poşet içerisinde. Poşet içerisine 50 tane konuyor, 100 tane konuyor. İşte bu kutulara da 150 konabiliyor, 200 konabiliyor, 300, 380, 500, 600 parçaya kadar Lego setleri mevcut. Bakınız burada farklı farklı renkler var. Bu en küçük birim. Bu görmüş olduğunuz. En küçük birime ne diyoruz? 4 bombeli. 4 bombeli en küçük birimin ölçülerini göstermek istiyorum sizlere. 3 santim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada beraberce bakıyoruz. 3 santim birimi olan Lego'dur arkadaşlar bu. 4 bombeli olan. 3 santimetrenin yanı sıra bombesiyle birlikte tam yükseklik ölçüsü 2.7 milimetre. Yani 27 milimetre denebilir buna arkadaşlar. Birisi bu. Bunun tabii farklı farklı renkler olduğunu söyledim size. Karışık geliyor. Burada gördüğünüz gibi. Renk sınırlaması bu ürünlerde yok. Farklı farklı renkleri var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de bunun yanı sıra bunun az evvel göstermiş olduğumuz ürün iki katı olan bir parçamız var. Burada 2, 4, 6, 8 bombeli, yani az evvelki tanıtımını yaptığım ürünün iki katı büyüklüğünde bu şekilde bunlar buraya takılabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi takma aktivitesi gayet kolay. Çocuklar bunları bu şekilde takıyor ve daha sonra sökebiliyorlar bu legoları. Bu 2, 4, 8 bombeli olan Lego'nun ölçüsünü iletiyorum arkadaşlar. Bu da 57 milimetre. Yani 5 santimden, 5,5 santimden 2 milimetre daha büyük. Arkadaşlar 57 milimetre. Bakın beraber ölçtük. Ölçüyü gösteriyoruz. Zoomlayalım şöyle. Bu şekilde kaç? Bu şekilde de 27 milimetre. Yükseklik ölçüsü az evvel tanıttığımız gibi, yine bunu da gösterelim. Bu da 27 milimetre arkadaşlar. 27-28 milimetre yükseklik ölçüsü. Bir de bunun 3 birimli olanı var. Bu 1 birimliydi. Bu 2 birimli. Bir de bunun 3 birimli olanı var. Şu. Yani burada küçük parçalardan buna 1 2 3 3 tane takabiliyorsunuz. Bakın burada. Şöyle yerleştirelim. Yani bu birim de ayrıca ...2, 4, 6, 8, 10, 12 birimli. Yani bu en küçüğün 3 kat büyüğüdür arkadaşlar. Şimdi biz bu ürünü 300 parça olarak gönderdiğimizde eşit olarak dağılım var. Yani bundan örnek veriyorum, 100 tane geliyorsa bundan 100 tane gelmiyor. Veya bundan da 100 tane gelmiyor. Ne oluyor? Bundan 100 tane geliyorsa bundan 30 tane, 35 tane civarında çıkıyor. Bundan da 60 tane civarında çıkıyor. Toplam olarak
tekerlekli arabalar var ayrıca. Bu tekerlekli arabalar nedir? İşte Lego'nun üzerine bir araba yapıyorsunuz. Çocuklar bunları biliyorlar. Bu şekilde tekerlekleri buraya takıyorsunuz. Bu tekerlekler de birim olarak sayılıyor. Kolayca takılır. Bu şekilde monte ediyorum şu anda. Yalnız bu tekerlekli arabaya dikkat edelim. Takıldığı zaman bunlar çıkmaz arkadaşlar. Çünkü tırnak var. Çıkar ama zor çıkar yani. Bunlardan araba yapılabiliyor, kamyon yapılabiliyor, tır yapılabiliyor. Bazı çocuklar kabiliyetlerine göre uçak yapabiliyorlar. Tren yapıyorlar. Tren. Tren çok popüler. Çünkü böyle vagon, bakın burada çekme aktiviteleri var. Arkadaşlar. Tekerleklerin dönüşü gayet iyi. Bunlar birinci kalite plastikten yapılır. Birinci kalite plastik sağlığa zararlı olmayan, yani çocuğun rahatlıkla oyun oynayabileceği ürünlerdir arkadaşlar. Tekerleğin üçüncüsünü de takalım. Taktık. Tekerleğin dördüncüsünü de takalım. Yani artık bunu bir tren vagonu olarak mı düşüneceksiniz, araba olarak mı düşünecek? Çocuklar düşünecek onu tabii artık. Biz büyüklere düşmüyor bu düşünceler. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Taktık. Arabamız oluştu. Yani bunun üzerine çocuk işte büyütüyor. Farklı katlar inşa ediyor. Öyle. Bu şekilde. Bunları bir iki tane, üç tane, dört tane büyüte büyüte gidebiliyor. Ondan sonra işte oluyor bir tren vagonu. Çocuklar bunlarla bina yapıyor. Binanın etrafında trenleri dolaştırıyor. Arabaları dolaştırıyor. Kamyon yapabiliyor bununla. Burada gördüğünüz gibi. Burada işte ben size şunu izah etmek istiyorum bu videoda. Birim bir. Bunun ölçüsü önemli. Bir de bunların et kalınlıkları önemlidir. Arkadaşlar bunların et kalınlığı yaklaşık olarak burada gördüğünüz gibi 1 milimetre civarında et kalınlığı var arkadaşlar. Şu kalınlık et kalınlığı diye nitelediğimiz kalınlık 1 milimetre civarında. Lego'nun et kalınlığı. Bunlara tabi yapı blokları olarak da tanımlaması var bunların arkadaşlar. Ama ürünle ilgili herhangi bir sürpriz yaşamamak için ben size bunların ölçülerini ilettim. Birimin bir tanesi bu. Bir tanesi bu. En büyük birim de bu arkadaşlar. Karşınıza çıkacak ürünler bunlar. Bunları işte adetlendirerek çocukların oynayabileceği şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Çocuklar için gayet başarılı, zevkle oynayabilecekleri, keyif alarak zihnini geliştirecekleri, yaratıcılık ve dahilik konusunda ilk antrenmanlarını yapabilecekleri akıllı oyuncak diyelim buna. Veya akıl verici oyuncak diyelim. Yani bunları yapan çocuklar hakikaten küçüklerin bile, büyüklerin bile izah edemediği, düşünemediği, tasarlayamadığı şeyleri tasarlayabiliyorlar. Onun için çocuklara bunu sevdirmekte, öğretmekte yarar var. Az evvel de söylediğim gibi bu ürünler bazen böyle saklama kutusunda geliyor. İşte toplandığı zaman, ama tabii saklama kutusunda gelenler 150 ve üzerindeki adetleri kapsar. 150 adette neler var? 150 adette bir saklama kutusu var mı? Var. Evet. İsteyene saklama kutusu olarak da hazırlayabiliriz. 150 adette neler var? Örnek veriyorum. Bu tekerleklerden, tekerlekli arabadan, yani araba dediğimiz kısım şurası. Şu ünite çek. Burada bir delikli çek olan kısım. Şu mesela. Bakın bunlar böyle birbirine takılır. Gördüğünüz gibi. Yani birisi erkek pimli, birisi dişi pimli. Bunlar birbirine takılır böyle bu şekilde.
Bunun bakın arka planında nasıl delikli. Şimdi mesela bundan 2-3 tane oluyor. 2 veya 3 adet. 150 parçadan bahsediyorum. Tekerlek 2 adede veya 3 adede göre 4 ile katlayın. Eğer 2 adet bundan çıktıysa bilesiniz ki 8 tane tekerlek gelecek. Onun yanı sıra eşit olarak bu tek birimlik olan ürün 3 birimlik olan ürün, yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 birimlik olan ürün ve bir de şu gelecek. Bunlar da bunlarla beraber toplam 150 parça tamamlanacak. Eğer bu 300 parça olarak düşünüldüyse her şey 2'ye katlanarak. Bunları şimdi saydığınızda bu kutu 300 olarak hazırlanmış bir kutu. Tekerlekleri, vagonları, yani arabaları diyoruz bunlara, arabaları ve bu birimleri saydığımızda 300 parça ürün bu kutunun içerisinden çıkar. 150 parça da aynı şekilde, 500 parça da aynı şekilde arkadaşlar. Saydığınız zaman kutuyu saymıyoruz. Kutusuz olan size ulaşan toplam adet. Bunu şimdi sökmeye çalıştığımda sökebiliyor muyum? Hakikaten zor arkadaşlar, bakın. Tekerleği taktık ya. Tırnaklı çünkü. Mandallı bir tırnak düzeneği var. Bunu böyle buradan sıkıştırabilirsek, sıkıştırarak bir penseyle falan, çocuklar beceremez bunu. Ama süt takıldığı zaman da sökülmesi gereken bir şey değil açıkçası. Böyle kalabilir arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Legolarımızla ilgili sizlere detaylı bir tanıtım yaptık. Bu legolara standart lego diyoruz. Bunların daha büyük olanları var. Bakla büyüklüğü bunun 2 katı olan var. Bakla büyüklüğü bunun 2 katının haricinde 3 katı olan var. Yani her bir birim, mesela şunu görüyorsunuz. Bunun 2 katı, her bir birim öyle bir şey ki bunun 2 katı büyüklüğünde. Her bir birim bunun 3 katı büyüklüğünde olanlar da var. Fakat bu ürün standart olan ürün. Bir birimin ölçüsünü sizlere tekrar son olarak veriyorum. Herhangi bir yanılgı oluşmasın arkadaşlar. Burası 3 santimden 2 milim küçük. 2.8 milimetre arkadaşlar. Bu da aynı şekildedir. 2.8 milimetre. Bakın gösteriyoruz ölçüyü. Herhangi bir yanılgı olmasın diye. Arkadaşlarım, videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Selamlar.